Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1 Bölüm 10. Konumuz emri gaib ve nehi gaib. Emir emretmek, nehi ise yasaklamaktı. İkisi de gaib için kullanılmakta, yani üçüncü şahıs karşımızda olmayan birine yönelik yasaklama koymak ve bir şeyler emretmeyle alakalı. Yine tabi 4 tane bölüm var içerisinde. Şimdi başlıyoruz. Mukaddimetun, giriş. Bu bölümde Arapça fiillerin emri gaib ve nehi gaib kipine, kalıbına nasıl çevrildiği ele alınacaktır. Daha önceki bölümde değinildiği üzere fiiller emir ve nehi formuna girdiklerinde meczum, yani cezimli olmak zorundadırlar. Dolayısıyla sülasi fiiller emri gaib ve nehi gaib formuna çevrilirken de sonları yine cezmidir. Demek ki emri gaib ve nehi gaib nedir? Meczum, muzari fiildirler. Bu tür fiillerin irabının işlendiği bu bölümde ayrıca mensup munfasıl zamirler bir tablo halinde verilecek. Devamında hangi spor yapıyorsun ve benzeri soru cümleleri varmış. El-Arabiyyetu fi hayatina el-yevmiyyeti 10. Günlük hayatımızda Arapça 10. Hubbur riyade, yani spor sevgisi. Hub, sevgi demek. El-Riyada ise spor manasına geliyor. Hub burada muzaftır. El-Riyada ona muzafın ilehidir. Dolayısıyla Hubbur riyadati şeklinde hareket vereceğiz. Muzaf, muzafın ileh. Spor sevgisi. Spor öğretmenin çocuklara şöyle sordu diyor. Se'elet, sordu. Fiil nasıl? Müfret ve müennes. Yani demek ki soran kişi zaten ne olmalıdır? Müennes olmalıdır. Se'elet, sordu kim? Muallime turriyavati. Spor öğretmeni. Spor kadın öğretmen ama, değil mi? Bu mühendislik alameti taşıyan bir kelime olduğundan bayan spor hocası diyebilirsiniz. El etfale, çocuklara sordu. Diflun, diflan, etfal, cemi mükesser, kırk çoğul yani. Ve akıldır, çünkü çocuklarda akıl vardır. Peki onlara ne sordu? Mada tumarisune minen va'ir riyavati. Mada ne, neler, tumarisune, yapıyorsunuz, min enva'ir riyadati, spor çeşitlerinden neler yapıyorsunuz, hangilerini yapıyorsunuz diye soruyor. Tumarisune min enva'i, enva'i de nev'un, nev'ani, enva'i, bu da cemi mükesser yani kırk çoğuldur. Neviler yani türler, çeşitler manasına gelir. Tür, çeşit, bu akıllı bir varlık mı? Bir varlık bile değil. Öyleyse gayri akıldır diyebiliriz. Muzaftır aynı zamanda. Bu yüzden er-riyavati mecrur okunuyor. Semir ile öğretmen arasında geçen bir de heyfa varmış birazdan. Geçen bir diyalog. Semirun, Semir diyor ki ene, ben el-abu, oynuyorum. Ne oynuyorum? Küratel kademi, küre top demek. Yuvarlak. El-kadem ayak demek. Yani ayak topu. Yani futbol oynuyorum. Küratel kademi, futbol. Ene ben el'abu, oynuyorum. Ene mübteda, el'abu la'ibe yel'abu. Hangi baptan olur? La'ibe yel'abu. Yel'abu muzarisi, el'abu olmuş ben manasında. Mütekellim kalıp, yani birinci şahıs diğer adıyla ben manasındadır. Muzari fiildir bu. Bu muzari fiil an itibariyle nedir? Merfudur. Zamme ile merfu. Mezum değil, değil mi? Mezum olsa sükun olurdu sonunda. Bunun faili nedir? Faili küre diyelim. Olabilir mi? Olamaz. Neden? Kürate, fethalı bitmiş. Fail olacak kelime merfu olmalıdır. El kadem yapalım. Küre burada muzaf. El kademi muzafın ileyh. Yani mecrur konumunda. Ondan da fail olmaz. Ne yapalım o zaman? Fail demek ki bir zamir olmalı. O da nedir? Ene. Ene derken şuradaki ene değil ama. Gizli bir ene bunun faili. El abuda gizlenmiş bir ene zamiri var, fail olur.
gözümüzle görmekte olduğumuz ene mübtedadır. Bir de gizli ene var. O el'abu fiilinin faili olur. El'abu fiildir. Gizli zamir olan ene faildir. Fiil fail. Birlikte ne olur? Fiil cümlesi olur. İşte bu fiil cümlesi cümle olarak nedir? Haberdir. Neyin haberi? Ene mübteda idi. Onun haberi. Ene el'abu burası nedir? Bir isim cümlesidir. Çünkü isimle başlamıştır. Mübtedadır. Haberi el'abu enedir. Yani demek ki haberi fiil cümlesi olarak gelmiştir. Peki el'abu fiil faili ene. Meful nerede? Meful kura te. Bak fetale yazılmış. Çünkü mensup olması gerekiyor. Çünkü mefuldür. Aynı zamanda muzaftır. El-kademi bu yüzden muzafın ileyhtir. Mecrur. Yani esreyi bu yüzden alıyor. El-muallimetu bayan öğretmen şöyle diyormuş. Ma faidetu faydası nedir? Hadihir riyavati. Şu sporun, bu sporun faydası nedir? Ya Semiru. Semir, şu futbolun faydası nedir? Şu sporun, futbol demiyor, spor diyor. Sporun faydası nedir diyor. Semir cevap verir. El hareketu, hareket. Ve et ta'avunu, ve yardımlaşma. Kimle beraber yardımlaşma? Ma'el estiqai, arkadaşlarla beraber. Ya muallimeti, ey bayan öğretmenim. Nedir bu? Muallimi değil. Muallimeti. Mütekellim yasından önce T ile bitmiş kelime. Dolayısıyla buranın müennes bir kelime olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden bayan öğretmenim diyorum. Sonunda mütekellim yası var. Benim manasına gelmekte. Heyfa da diyormuş ki Heyfa u. Tam olarak böyle. Ene ben el'abu oynuyorum. Şimdi buradaki ene el'abu yukarıda ne anlattıysam aynısı burası için geçerli arkadaşlar. Ene el'abu bak lü'bete burası da meful. Nitekim mensup olmuş. Ene ben el'abu oynuyorum. Ne oynuyorum? Lü'betel kafzi. Atlama, zıplama oyunu oynuyorum. Lü'be oyun. El kafz atlamak, zıplamak demek. Atlama oyunu oynuyorum. Alel habli ip üzerinde. İp üzerinde atlama oyunu. İp atlama oyunu yani. İp atlama oyunu oynuyorum. Ve eş'uru ve hissediyorum nefsi kendimi ne gibi hissediyorum? İşte dayri kuş gibi. Kendimi kuş gibi hissediyorum. Zıpladığından dolayı böyle demiş. El muallimetu ente sen enti değil ente demiş değil mi? Bir erkeğe yönelik. Ente sen eyye riyavatin hangi sporu? Eyye hangi demek? Aynı zamanda muzaf burada. Eyye riyavatin hangi sporu? Tumarisu oynuyorsun, yapıyorsun. Ya Sinanu. Sinan sen hangi sporu yapıyorsun? Sinan diyor ki Sinanu. Sinan diyor ki. Burası gayrimustarif arkadaşlar. Elif nunla bitiyor ve özel isim olmasından ötürü gayrimustariftir. Yani tek zammeyle okuyacaksınız. Sinanu. Sinan diyor ki ene ben esbahu daimen. Esbahu ben yüzerim. Sebah, sebah yüzmek demek. Esbahu ben yüzerim. Ene gizli zamir fail var yine. Ene el'abuda ne varsa ene esbahuda da o var. Daimen de ardından gelen mensup kelimemiz. Ene ben esbahu yüzerim daimen. Daima yüzerim sürekli. Ve sibahatu yüzmek ise müfidetun faydalıdır li cismi bedenim için. Vücudum için faydalıdır. Ve evhebu ve ben giderim daimen. Devamlı ilel mesbahi. Mesbaha yani havuza giderim. Sürekli havuza gider orada yüzerim diyor. El muallimetu bayan öğretmen diyor ki enti peki ya sen enti demiş. Bir bayana yönelik cümle kurduğu anlaşılıyor buradan. Eyye riyavatin hangi sporu tumarisine yapıyorsun? Tumarisine bak müfret müennes muhataba kalıbı burası değil muzari. Yapıyorsun ya heyfa'u. Heyfa adlı bayana söylüyor bunu. Sen hangi spor yapıyorsun? Heyfa diyor. Heyfa'u heyfa diyor ki lil esefi. Lil esefi maalesef. Esef maalesef demek. Ene ben. La a'lemu bilmiyorum es-sibahate. Yüzmeyi bilmiyorum. A'lemu muzari fiil ene gizli zamir faili es-sibahate onun mefulüdür. Bu yüzden mensup okuyoruz. Fetha veriyoruz. Yüzme bilmiyorum ben. Ene ben umarisu ben yapıyorum. Ne yapıyorum? El-cerya mı diyormuş burada. Koşu yapıyorum.
Yine ene mübteda, umarisu fiildir. Ene gizli zamir faildir. Fiil fail birlikte haber olup ene mübtedasının haberi olur. El cerri ise umarisu fiilinin mef'ulüdür, mensuptur. Bir de Cemile çıktı. Cemile. Cemile ne diyor? Ene ben el'abu oynuyorum. Kürates seleti. Futbol değil de bu sefer basketbol oynuyorum. Ene mübteda, el'abu fiil, ene gizli zamir faili, kürate onun mef'ulü, kürenin zamanında muzaf, es-seleti onun muzafun ileyhi, el'abu gizli zamir olan, faili olan ene ile beraber fiil cümlesi olur değil mi? Fiil, fail, fiil cümlesidir. İşte cümle olarak da ene mübtedasının haberi olmaktadır. Sık sık bu şekilde geçtiğini gördük. El-muallimetu, kadın öğretmen şöyle der, şükran lekum, size teşekkürler, teşekkür ediyorum. El'abukum, sizin oyunlarınız müfidetun, faydalıdır. Bakın, el'ab aslında neydi? La'ib, müfredken el'abu, cemi mükesserdir, kırık çoğuldur. Gayr akıldır, el'abu, oyunlar demektir. Oyunlarda bir zeka yok, oyun kendisi zeki değildir. Dolayısıyla ne olması gerekir? Müfred müennes hükmünde olması gerekir. İşte, el'ab burada mübtedadır, müfidunun haberidir. El'abukum, sizin oyunlarınız nedir? Müfidetun, faydalıdır. Mübteda burada her ne kadar cemi olsa da haberi müfred müennes gelmiştir. Yani cemiye cemi değil, biri cemi iken biri müfred geliyor. Neden öyle? Çünkü mübteda olan el'ab kelimesi gayri akıl bir cemidir. Madem gayri akıldır, öyleyse bu müfred müennes hükmündedir. Yani ona uygun olarak getireceğin sıfatta haberde müfred ve müennes gelmesi gerekir. Müfide tun görüyorsunuz. Mühendislik alameti taşıyan bir kelime kendisine haber yapılmıştır. Faydalıdır. Daha nedir? Müselliyetun. Bir de oyunlarınız eğlencelidir. Burası haber olmaz ama atıf harfi var burada. Sağdakini irabını sola vermeye yarar atıf harfi. Müfide tun merfu okudum. Çünkü haberdir. Haberler merfu olur. Madem bu merfu, aradaki vav da sağdaki nirabını sola aktaracağından bu da ne olur? Bu da merfu olur. Müselliyetun, bu yüzden dedik. El-an'abu riyavatu, spor oyunları nedir? Müfidetun, faydalıdır. Lil ecesami, bedenlere, vücutlara faydalıdır. Vel-ukuli, ve de akıllara faydalıdır. Spor oyunları vücut ve akıl için faydalıdır demiş, evet. El-en'abu riyavatu. El-en'ab kelimesi burada arkadaşlar mübteda olur, müfidetun haber olur. El-en'abu riyavatu. El-en'ab burada mevsuf, riyavatunun sıfatı. El-en'ab gayri akıl bir cemidir. Kendisine getirilen sıfat da bu yüzden müfret müennes getiriliyor. Çünkü gayri akıl ya, gayri akıl cemiler müfret müennes hükmünde. Az önce ne dedik? Bu ne demek yani? Gayri akıl cemi müfret müennes hükmündedir ne demektir? Yani ona bir sıfat getirirken veya haber getirirken getireceğin sıfat da haberin de müfret ve müennes olması gerekir demektir. İşte sıfatı bu yüzden müfret ve müennes gelmiş. Normalde neydi? Normalde mevsuf cemi ise sıfat da cemi olur şeklinde sıfat ünitesinde geçmişti bu. El-en'abu elif lamlıdır, merfudur. El-riyalat elif lamlıdır, merfudur. El-en'abu müzekker iken el-riyalatı müennestir ama. Dört yönden uyum var diye bir düşünün. Sadece ne var? Müzekker müennes uymaz. Cemi ve müfretlik bakımından yine bir uyumsuzluk söz konusu. Ecsam, cismin, cisman, esam. Bu da nedir? Cemi mükesserdir. Aklun, ukulun. Bu da cemi mükesserdir. El aklu selimu. Bak selimu diyorum. Bu mime neden ötre verdin hocam? El aklu es selimu. Sıfat mesuf çünkü. Dört şeyde uyum sağladığını hemen anladım. Ve madem bu merfu, diğeri de merfu olacak. El aklu selimu. Aklı selim. Fil cismi selimi. Sağlam kapağı, sağlam vücutta bulunur. El aklu selimu, sağlam akıl. Fil cismi selimi. Nerede bulunur? Sağlam vücutta bulunur diyor. Semir'den devam ediyoruz. Semir şöyle der. El-riyavatu, spor nedir? Müfidetun, faydalıdır. Lissıhhati, sıhhata faydalıdır. Sıhhat için faydası vardır. Ya muallimeti, bayan öğretmenim diyor. El-riyavatu mübteda, müfidetun ise haberdir. Mübteda haber arasındaki uyumlar nelerdi? Bunları bir kere daha kitaptan bakarak
Bir de bu örneği göz atarak tekrar değerlendirmenizi öneririm. El muallimetu, naam, evet, ya semiru. Evet Semir. Peki, eyne nerede Muhammedun el yevme, bugün Muhammed nerede? Limada, niçin lem yahzur, gelmedi, hüve, gizli zamir burada fail olur. O Muhammed gelmedi, ilel medresi ti, okula, ila harficer, el medresi ti, onun mecruru. Lem cezmedatıdır, lem yahzur, muzarenin mezum olduğunu görüyorsunuz. Cezme alameti sükun, faili gizli zamir hüve olur. Semir diyor ki, hüve o, yani kim? Muhammed'i kastediyor. Muhammed'den bahsediliyor çünkü. Hüve o Muhammed, merilun, hastadır. Hüve mübteda, merilun, haber olur. Ya muallimeti, bayan öğretmenim, o hastadır diyor. Arika, ba'de riyavati. Arika, terledi demek. Kim terledi? Hüve, gizli zamir fail olur. Arika, mazi fiil, hüve, gizli zamir faildir. O terledi. Ba'de riyavati, spordan sonra. Ba'de sonra demek. Ve şeribe, ve içti. Hüve, gizli zamir, yine fail. O Muhammed içti. Ne içti? Ma'en, su içti. Ma'en mef'uldür, mensuptur. Nasıl alameti fetha? Bariden ise ma'iden. Ma'enin sıfatı. Bariden soğuk demek. Yani ma'en, su içti. Öyle su ki bariden soğuk su. Ma'en ile bariden arasında sıfat mensup ilişkisi var. Dört yönden uyum var. Bunlar nelerdir? Dikkatlice baktığınızda zaten görüyorsunuz. El muallimetu, bayan öğretmen şöyle der. La yeşerabı, içmesin. Kim içmesin? Hüve, o kişi, yani Muhammed adlı kişi, içmesin. Burası nehi hazır. Nehi diyor, yasak diyor. Nehi hazır diyor. Nehi gaib. Nehi diyor, yasak diyor. Kimi? Gaibi, yanında olmayan üçüncü şahsı. La yeşerabı, içmesin. Hüve, o. Ne içmesin? Ma'en, su içmesin. Öyle su ki bariden soğuk su. O kişi soğuk su içmesin. Neyden sonra? Ba'de riyallati, spordan sonra. Fil merratil kadimeti. Merra, kere, defa. Kadim ise gelecek demektir. Yani gelecek defa içmesin. Ve entüm, sizler de. La teşrabu, içmeyin. Eyvan, aynı şekilde sizler de soğuk su içmeyin. Cemile, Cemile adlı ne diyelim, kız öğrenci şöyle diyor. Şükran ya muallimeti, teşekkürler öğretmenim. Mada ne nel'abu, oynayacağız el-yevme bugün. Bugün ne oynuyoruz? El muallimetu nel'abu, biz oynayacağız el-yevme bugün. Kürate nel'abu, burada ne olur? Muzari fiil, faili gizli zamir nahnu olur. El-yevme zarftır. Kürate ise meful olacağından mensup olmalıdır. Bu yüzden feta ile okuyorum. Kürate. Kürate dairati. No, neymiş o? Voleybol. Kürate top demek. Et daire yuvarlak. Kürate dairati. Voleybol oynayacağız. Heyfa'u. Heyfa diyor ki cemilün, cidden, gerçekten de çok güzel. Cidden, gerçekten demek. Cemilün, güzel demek. El muallimetu, eynel küratu, peki küre nerede, yani top nerede? Heyye, haydi diyor, nebde'u, başlayalım, el lu'bete, oyuna, oynamaya başlayalım. Nebde'u, bde, yebde'u, kökünden nebde'u, biz başlayalım demektir, muzari fiildir. Nahnu, gizli zamir fail olur, el lu'bete, mef'ulü bih olur. Ene umarisu, yumarisu, marese, fiilinin çeşitli spor türleri için yerine göre yapmak, çalışmak gibi anlamlarla karşılanabileceğini fark ederiz. Örnek, ene umarisul cerye, nedir? Ben koşu yapıyorum, koşu çalışıyorum olmaz. Ene umarisu raf'al, ne yazmışlar? Efkali, ben halter çalışıyorum. Ene umarisul riyabati, ben spor yapıyorum, spor çalışıyorum deyin. Demek ki umarisu fiili arkadaşlar Türkçe'ye nasıl yakışıyorsa, kullanıldığı yere göre, yakışmasına göre çalışıyorum, yapıyorum şeklinde çevrilebilir. Konu dil bilgisine geldi. El kavaidu, emrul gaib ve nehyul gaib. Emir gaib, nehi gaib.
Söylemiştik emir Türkçedeki gibi emretmek manasında. Mesela yap, git, ye, iç, kalk gibi. Gayb ise Türkçede nasıl söyleyebilirsin? Üçüncü şahıs, yani yanında olmayan üçüncü şahıs. Ali ile Veli yan yana ise, bir Hasan'dan bahsediyorlarsa, Hasan da orada değilse, işte gayb öyle bir durumdur. Bir de nehi gayb var. Nehi yasaklamak demekti. Gayb zaten üçüncü şahıstır. Burada anlatılmıştır bu. Ne diyor? Emir lamı li başında kullanıldığı muzdarif fiilini cezmeder. Fiilin anlamını da dilek, istek kipine çevirir. Emri gaipte. Muzari'nin başına li getirirsin ve muzari'yi cezmedersin. Emri hazır nasıl muhataplarda geçerliyse emri gaipte gaiplerde geçerli. Yani gaip ve gaibede emri gaip vardır. Muhatap ve muhatabada yoktur. İkinci şahıs için kullanılmaz. Yalnız üçüncü şahıs içindir. Dolayısıyla çekimi de ona göredir yani. Yektubu, yektuban, yektubuna, tektubu, tektubani, yektubna. İşte bunlar, sadece bu kalıplar. Yani yalnızca üçüncü şahısların emri gaip kalıbı gelmektedir. O da başına lam getirirsin ve sonunu cezmedersin. Yektubu, yektubu olur. Müfretlerde çünkü cezme alameti sükundur. Tesniyede ve cemide nunun düşmesidir. Bu yüzden yektubani, yektuba diye kalır. Yektubuna, yektubu diye kalır. Ketebe yektubu, tektubu, tektubu sükun alır. Tesniyede nun yine düşmüştür. Tektuba. Cemi müennesler'de ise arkadaşlar, daha önceden de geçtiği üzere, cemi müennesler'de nun düşmez. Hiçbir değişiklik olmaz. Lam eklersin, olur biter. Liyektubu, liyektuba, liyektubu, litektubu, litektuba, liyektubuna. O yazsın. Mesela o içsin, o gitsin, o çalışsın, o baksın. Hep o yani, o şunu yapsın, o bunu yapsın. Liyektuba, o ikisi yazsın, o ikisi mesela açsın, o ikisi duysun, ikisi görsün, ikisi okusun, ikisi gitsin. Kullandığın fiile hep o ikisi şunu yapsın, bunu yapsın şeklinde. Cemi olsa onlar yazsın, onlar açsın, onlar kaçsın, onlar anlasın, onlar duysun. Diğerleri de o şekilde olur. Burada ketebe fiilinden yapılmış yani. Mesela fetaha'dan olsa fetaha yeftehu. Muzari fiil yani emri gayet muzari fiildir. Muzari fiilinin başına lam getirirsin, sonunu cezmedersin. Sonuçta bu hala nedir? Bir muzari fiildir. Fetaha yeftehu. Mesela ne olur? Liyeftah olur. Liyeftah. O açsın demek olurdu. Semi'a yesme'u. Liyesma' o dinlesin. Nasara yensuru. Liyensur o yardım etsin. Hep başkası yani, kendisi işin içinden çıkıyor. Bana emretme, o yapsın şeklinde olan kalıplara ne diyorsun? Emri gaip diyoruz. Bir örnek verilmiş cümle. Liyeşrabu min hadel ma'i. Liyeşrabu o içsin. Min hadel ma'i. Şu sudan o içsin. Başta kelam lamul emir diyor. Yani emir lamı. Lamul emir Arapça yazmış bunu. Bunun Türkçesi nedir? Emir lamı demektir. Yeşrab şeribe. Yeşrabu muzari fiildir. An itibariyle cezmedilmiştir. Sükun kendisinin cezme alametidir. Faili gizli zamir olan hüvedir. Min harfi cerdir. Hada ise ismi işarettir. Mahallen mecrur olur. Mecrurdur çünkü harfi cerden sonra gelmiş. Mahallendir çünkü kendisi mebnidir. Mebni, muğreb kavramının zıttı olur. Mebni, donuk demektir. Kendisinde cer alameti aranamaz. El-ma'i, müşarun ileyhtir. Mecrurdur. Çünkü işaret sıfatına uymak zorundadır. Cer alameti de esre olmuştur. Li-ya'budu rabbe hâdel beyti. Lam, lamul emir. Yani emir lamı. Emir için kullanılan lam demek bu. Ya'budu aslında neydi? Ya'budune. Ya'budune. Yekfurune. Yensurune. Yektubune. Cem müzekker gayiptir burası. Sonda nun vardı. Cezm alameti olarak nun düştü. Ya'budu kaldı. Onlar ibadet etsinler. Vav fail. Elif elifi farika. Rabbe kelimesi burada. Mef'ulü bihtir. Mensuptur. Nasb alameti fethadır. Dediysek de evet doğru. Rabbe aynı zamanda arkadaşlar Rabbe yorubu Rabbun mastardır bu bir isim.
muzaftır dolayısıyla. Hada ise onun muzafın ilihi olmaktadır. Mebni olduğundan mahallen mecrur olacak. El beyti ise onun nesi olur? Muşarun ilihi olur. Dolayısıyla işaret sıfatına uyması gerekir. Bu yüzden mecrurdur. Celalameti esre olmuştur. Kısacası böyle anlatabiliriz. Burada el ma yazmış. Yukarıdaki ne yazmış? Aslında el beyti demesi lazım. Şuradaki el ma kelimesini silip yerine ne yazmanız lazım? El beyti yazmanız gerekir. Cezme alameti olarak muzdarinin sonundaki nun düştü. Yani buradaki püf nokta bu. Nehi gayb nedir? Kısaca ondan bahsedelim demişler. İlgili şahsa ait muzari fiilinin başına nehi lası. Arapça yazmak gerekirse la ennahiye. Muzari'nin başına getirilir. Muzari cezmedersin olur biter. Ketebe'den bir örnek yapalım. Ketebe yektubu la'yı getirirsen la yektubu cezme alameti sükun. Az önceki emri gayb ile aynı yazılışı var. Tek fark ne? Li yerine la getiriyoruz. Emri gayb'de li, nehi gayb'de la geliyor. Yazılış farkı bu. Yazılış farkı nedir? İkisinin arasındaki fark budur. Yoksa muzari yine meczum, yine aynı cezme alametleri var. Müfredde sükun alıyor kelimenin sonu. Tesniyelerde tesniye nunları düşüyor. Nun vardı değil mi burada? Yani la'yı atıp sadece yektubu çeksen, yektubu, yektubani, tektubani tesniyelerin sonunda nun oluyordu çünkü. O nunlar düştü yani başa la yazıldığı için. Cemi müzekkerde de nun düşüyor ama cemi müenneste nun hiçbir zaman düşmez. Cemi müennes nunları hiçbir zaman düşmez. Yani savaş çıksa bile düşmez. Bu şekilde ezberleyelim. Mana farkı da vardır emri gayb ile nehi gayb arasında. Emri gaybde emir söz konusuyken nehi gaybde yasaklama söz konusudur. La yuktub o yazmasın. Az önce o yazsın iken şimdi o yazmasın. O ikisi yazmasın, gitmesin, bakmasın, anlamasın, görmesin. Hep bir yasaklama söz konusu. Bu da yine sadece gayetlerde söz konusudur. Muhatap yani ikinci şahıslarda kullanılmaz bu kalıp. La yeftah elbabe lil garibi. Kapıyı yabancı açmasın. La yeftah açmasın. Kim? Hüve o. Ali veli. Neyi açmasın? Elbabe. Kapıyı mefulu bitir. Mensupta nasıl alameti fethadır. La yeftah mezzum değil mi? Cezme alameti sükun. Kimi açmasın? Lil garibi. Lam harfi cer el garibi. Mecruru cer alameti esre. Kısaca irabı böyle. La yenzuru minen nafizeti. La yenzuru bakmasınlar minen nafizeti pencereden. La nehilası yasaklamak için kullanılan bir la'dır. Yenzuru ne nazara yenzuru. Yenzuru ne cem müzekker gayiptir kalıp olarak. Sonda vav olmalıydı düşmüş. Neden? Cezme alameti olarak. Çünkü la ne yapar? Cezmeder. Vav faildir. Elif elifi farikadır. Nazara yenzuru demek ki birinci vaptan muzari fiil. Min hafizer en nafizeti onun mecruru celalameti esre. Kısaca ben böyle anlatıyorum. Daha ayrıntılı olarak kitapta zaten yazılı. Şimdi Arapçadaki tüm emir çekimlerini bir arada tablo olarak inceleyelim. İkinci şahıs muzari çekimi. Teclisu, teclisani, teclisune. Teclisine, teclisane, teclisne. Ne yapmış? Tüm emir çekimlerini bir arada tabi olarak inceleyelim. İkinci şahıs muzari çekimi. Burada bir önce ne yapıyor arkadaşlar? Normal muzari fiil çekimi verilmiş. Ama ikinci şahıs yani. Mazisi nedir bunun? CLS. Muzarisi nedir? Yeclisu. Yeclisu fiilinin çekimi yapılmış. İkinci şahsa gelmiş. Yani biz bir çekim yapalım baştan. Yeclisu, yeclisani, yeclisune, teclisu, teclisani, yeclisne. Şimdi işte buraya geliyor iş. Teclisu, teclisani, teclisune, teclisine, teclisani, teclisne. Muzarif fiil çekimidir. Hangi kalıp olduğunu anlamanız için yanına zamirler verilmiştir. Şimdi diyor ki bir muzarif fiili ele alalım. Bundan emri hazır yapmak istesen diyor. Teclisu'dan iclis gelir. Nehi hazır yapmak istesen la teclis olur. Kıyasla yani hepsini bir arada gör ki şöyle miydi böyle miydi bir karmaşaya düşmeyin diyor. Şimdi üçüncü şahıs muzari çekimi işte yeclisü diye az önce söylediğim şeyler burada varmış zaten. Hangi kalıp olduğunu karışmasın diye yanına zamirler de verilmiştir. Demek ki arkadaşlar
Emri hazır da, nehyi hazır da nereden yapılır? İkinci şahıs muzari fiilden yapılır. Yani teclisen devam eden yerden. Çünkü ne diyor? Dikkat et. Hazır diyor. Hazır ikinci şahıs demek. Karşındaki kişi demek. Bu yüzden muzari'nin ikinci şahıs kalıbı yazıldı burada. Şimdi muzari'nin üçüncü kalıbı veriliyor burada. Üçüncü şahıs diyor. Neden? Çünkü gaipleri yazacağım. Gaiplerde üçüncü şahıstan elde ediliyor. Yeclisu, yeclisane. Şurada gördüğümüz muzari fiillerin başına işte li veya da la getirerek bunlarda çeşitli değişiklikler meydana getireceğiz. Ama fiilin aslı bu. Li yeclis, li yeclisa, li yeclisu. Karşıya bak. La yeclis, la yeclisa, la yeclisu. Muzari'nin yazılış aynı. Sadece başına li veya la gelmiş. Tek fark budur. Alime ve vahike fiilleri dördüncü kalıptandır. Alime ya lemu. Vahike yel haku. Yani muzari'nin aynel fiili fethalıdır demek istiyor. Dördüncü kalıptır derken. Emri gayb ve nehi gayb çekimlerini öyleyse defterinize yazın diyor. Emri gayb ve nehi gayb. Vahike yel haku. Liyavhak, liyavhaka, liyavhaku, litavhak, litavhaka, liyavhakne diye gelir. Bu hangisi? Emri gayb. Nehi gayb de aynı yazdırır. Sadece başına la getireceksin. Alime ya'lemu, ya'lemu, li ya'lem, li ya'lema, li ya'lemu, li ta'lem, li ta'lema, li ya'lem diye gelir. Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi 5, İsra Suresi 7, Emri Gayipler ile Taha Suresi'nde geçenlere de gösterin demiş. Li yedhule demiş. Dehale yedhulu, edhale yudhilu. Açtıralım. Burası Fetih Suresi arkadaşlar. Li yedhulel müminine. Li yudhilel müminine ve müminati cennatin tecri diye devam ediyor. Aslında li yudhildir burası. Mezzumdur yani. Lam burada emri gayb lamıdır. Li yudhil el müminine. Li yudhil koysun dahil etsin. Hüve o Allah. El müminine müminleri ve müminati ve yine müminler. Mümin erkek ve mümin kadınlar nereye koysun? Cennatin. Cennetlere, bahçelere, öyle cennetlere ki tecri akıyor min tahtiha onların altından enharu nehirler. Li yudhil burası emri gayiptir. Aslında mezzumdur yani lam. Sadece geçiş olsun diye fetha verilmiştir. Aslında mezzumdur. Burası emri gaybe örnek olarak verilebilir. Zaten o yüzden verilmiş muhtemelen. Diyebiliriz yani tam olarak o kelimeden ötürü. Başka var mı burada? Şöyle bir göz attığımızda başka yok herhalde. İn ahsantum ahsantum. Diğer ayete bakalım. Burada var mıdır? İllaki vardır ki verilmiş. Li su evet. Lam. Li diye yazılmış. Muzari'nin başına li geldiyse li yedhulu li yedhulu burada da varmış. Li yutebbiru burada da li vardır. Bunlar hep nedir arkadaşlar? Emri gaiptir. Fela yuhricanne kuma la yuhricanne. Burada tekit nunu var. Müşeddede olarak gelmiş. Bu yüzden kendisini fethalı olarak görüyorsunuz. Aslında burası da fethalı değildir. Böyle bir iki istisnai, yani istisnai değil ama az önce verilen bilgilerle örtüşmeyen örnekler diyelim verilmiş. Bunlar kafanızı muhtemelen karıştırabilecek. Onu da ifade edeyim ben. La yuhricanne diye gelmiş. La yuhricanne sakın çıkartmasın kuma sizi ikinizi minel cenneti cennetten. Sakın çıkarmasın. Ne tür kalıp oldu? Aslında yani burada nun-u müşeddede olmasa fetha olmayacaktı. Fethalı yazılması sizin kafanızı karıştırmış olabilir. Ama şurada verilen sure ve ayet numaralarını açarsanız, meallerine bakarsanız, meallerden bu kelimelerin işte emri gayet midir, nehi hazır mıdır, emri hazır mıdır, ne olduğunu manalarından da kendiniz zaten anlayabileceksiniz. Fela yahzunke
üzmesin ki seni kavluhum onların sözleri. Kavluhum onların sözü seni üzmesin diyor. La yahzun üzmesin. Emri gayet midir, nehi gayet midir, hazır mıdır, nedir? Bir düşündüğünüzde yine bulacaksınız. Üzmesin diyor. Yani bir emir söz konusu diyebiliriz. Ayrık nesne zamirleri, yani mensup munfasıl zamirler. Ayrık demek munfasıl demek. Nesne zamirleri yani mensup zamirleri demek oluyor. Zamairun nasbi el munfasile. Munfasıl nasb zamirleri. Ayrık nesne zamirleri yani mensup munfasıl zamirler nasb durumunda olan bir ismin yerine kullanılan zamirlerdir. Bu zamirler bitişik nesne zamirlerinin başına iyya ön iki getirilmiş halidir. Aşağıdaki tabloyu inceleyin diyor. Şimdi nasb derken ne kastediliyor? Zamir ismi yerini tutan kelime demek. Nasb derken ne kastedilir? O nasb zamir adı verilen o zamir cümlede ne ögesi olabilir? Öge olarak örnek mef'ul olabilir. Dolayısıyla cümlenin ögelerini bulurken yani cümleyi iraplarken, irabını ayırırken bu bilgi işinize yarayacaktır. Yani gördüğünüz şey zamire bu munfasıl mensup zamirlerine mef'ul diyebiliriz. Daima mef'ul bih olur diye bir şey söz konusu değil elbette. Aşağıda belki örnekleri verilecektir. Bunları ezbere bilmemiz de gerekiyor. İyyahu, iyyahuma, iyyahum. İyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyake, iyyakuma, iyyakum. İyyaki, iyyakuma, iyyakunna. İyyaye, iyyana. Dikkatinizi kesinlikle çekmiştir arkadaşlar. İyya artı hu. İyya artı huma. İyya artı hum. Yani hu huma hum ha huma hunne ke kuma kum ki kuma kunne. Ya bir de na zamirlerinin yanına iyya eklenmiş. Bu zamirleri zaten biliyorsunuzdur. Hu huma hum ha huma hunne ilk defa görmüyorsunuz. K'yi, ki'yi ilk defa görmüyorsunuz. Sadece başına iya eklenmiş bunların. İşte gaiptir, gaibedir, sağdan sola, muhatap, muhataba, mütekelim diye belirtilmiş. Yukarıdan aşağıya doğru da tekil, ikil ve çoğul olarak belirtilmişler. Bir de cümle içerisinde buna örnek mi verilmiş bakalım. Örnek diyor, Allah Ali'yi bana bağışladı. Vehebe bağışladı. Ni bana. Kim? Allahu Allah. Kimi bağışladı? Aliyen Ali. Bu cümlede iki tane mef'ul bih var. Birisi fiili bitişik nesne zamiri olan mütekellim yası. Şurada iyaye diye geçen yayı şurada kullanıyorsun. Vehebe ni nun sol tarafındaki ya. Birincisi bu yani. Mef'ul bihtir. Diğeri ise Ali kelimesidir. Ali'nin yerine zamir kullanmak isteseydik durumda ne olurdu? İyyahu olurdu. Yani vehebeni Allahu iyyahu şeklinde yazılabilirdi. Allah lafzını müpteda yaparak başa alırsak o zaman cümle şöyle olurdu. Allahu Allah vehebeni iyyahu şeklinde cümleyi değiştirmek de mümkündü. Şimdi örnek cümlelere bakmaya devam ediyoruz. Ne'buduke ya Rabbi. Ne'budu. Sana ibadet ederiz ya Rabbi demiş. Na'budu biz ibadet ederiz. Fail nahnu gizli zamirdir. Ke sana mef'ul bihtir. Ya Rabbi ya nida harfi. Rab münada muzaf münadadır. Sondaki ya da muzafın ileh konumundadır. Burada anlatılmış zaten. İyyake na'budu olsaydı yalnızca sana. Yani bu zamiri, bu mef'ulü sağ tarafa alsan, fiilden önce getirsen bu durumda yalnız takısı olmuş olur. Bu önemli bir bilgi. Demek ki mef'ul fiilden önce gelirse ne olur? Yalnızca, sadece diye tercüme kelime eklemen gerekir. Sana ibadet ederiz başka, yalnızca sana ibadet ederiz başka bir şeydir. İşte o yalnızca sana, sadece sana şeklinde bir tercüme elde etmek istersek ne yaparız? Mef'ulü fiilden önce getiririz. Burada aşağı yukarı o anlatılmış olmalı. İyyâke nâbudu anlatılmış. Tamam.
Vehebeni Allahu iyyahum. Allah onları bana bağışladı. Yukarıdakinden pek bir farklı cümle değil esasen. Vehebi fiilimiz. Ni, yani buradaki ya ni'den maksat. Ya mefulü bih birinci mefulü bih'tir. Allahu lafzatullah faildir. İyyahum ikinci mefulü bih olmaktadır. Ayrıntıları burada zaten yazılı. Onları Allah onları bana bağışladı demek. İyyake ise, İyyake burada meful başa alındığından, bakan konferansta yalnızca seni övdü, sadece seni övdü manası veriliyor. Çünkü meful fiilden önce gelmiş. Bakın medaha, med etti, övdü. Bu nedir? Fiildir. Fiilden önce ne gelmiş ama? Fiilden önce meful gelmiş. Medaha övdü kim? El veziru bakan. Kimi övdü? İyyake seni. Bu iyyake seni yani mef'ulü bih fiilden önce gelmiş. Fiilin sağında yer alıyor. Bu yüzden yalnızca sadece diyoruz. Nerede övdü? Fiil mü'temeri konferansta. Burada anlatılmış zaten ne oldukları. Ne diyor? Mukaddem diyor. Mukaddem öne geçmiş demek. Önde gelen demektir. Zaten önce Türkçesinde vermiş. Parantez arasında dil bilgisinde kullanılan kavram. Yani terim anlamı, terim olarak verilmiş. Mukaddem meful bih derler buna. Terim olarak mukaddem denilir. Türkçeleştirmek gerekirse mukaddemden maksat ne? Öne geçmiş. Yani fiilden önce gelen demektir. Diğerleri zaten burada yazıyorum. Enva'ur riyadati, spor türleri, spor çeşitleri. Enva' nev'un, nev'un kelimesinin cemi mükesseri. Er-riyadiyyetu küretul kadem, küretul kaide. Er-riyadiyyetu spor manasına geliyor. Er-riyadatu spor, er-riyadiyyetu. Er-riyadiyyetu râla kökünden isim mensup olarak değerlendirilebilir. Burada koşu manasında, spor, egzersiz manasında kullanılmış. Küretul kadem, futbol. Küretul kaide, voleybol. Voleybol yok, beyzbol pardon. Zaten beyzbol sopası da var elinde. Beyzbol. Tenis, tenis oyunu. Sibahatu, yüzmek. Küratus sele, basketbol manasına geliyor. Tenisu tavile, masa tenisi. El kafz, atlama, sıçrama. Raful eskal, sikal ağırlık demek. Eskal ağırlık ağırlıklar kaldırma, yani halter. Türkçe'ye çeviriniz demiş. İyyaha nazara el muallimu. İyyaha onlara, nazara baktı kim? El muallimu, öğretmen. Seeltu, ben sordum. Hu, onu. El afve. Seeltu, sordum. Hu, ona neyi sordum? El afve, affı sordum. İyyahum, onlar. Tabi bu İyyaha başta oldukları için yalnızca sadece manası da var. İyyaha, sadece ona nazara baktı. El muallim, öğretmen manasına geliyor. Sadece, yalnızca. İyyahum, yalnızca onlar veya onlara, cümlenin akışına bağlı. Yalnızca onlara seeltu, ben sordum. Anil hakikati, gerçeği. Yalnızca onlara sordum. Fatiha suresi 5. ayette bunlar mensup mufassıl zamirleri tespit ediniz. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in'den bahsediyor olsa gerek. Şöyle bir bakalım. Şimdi az önce parçada geçtiği gibi ne'budu fiili yine söz konusu. Abede ya'budu. Abede ya'budu. Birinci baptan fiil bu değil mi? Ne'budu muzari fiildir. Mütekellim kalıp biz manasına gelir. Nahnu gizli zamir faildir. Meful nerede? Mefulü ve iyyâke mi? Hayır. Mefulü kendisinden önce gelmiş. Mukaddem mefulü. İyyâke burada mefuldür. Ne'budu, biz kulluk ederiz. Nahnu, biz kulluk ederiz. İyyâke, yalnızca sana. Ve iyyâke, yine yalnızca senden. Nesta'inu, yardım dileriz. Nesta'in, istiğfar babındandır. Henüz işlemediğimiz bir bab bu. Biz sadece henüz kitapta aktarılan neyi gördük? Sülâse mücerred, 6 babı gördük. O 6 bab, 6 kalıbın dışında bir sürü daha kalıplar var. Onlardan bir tanesi istifal babıdır. Sülasi mücerrede 3 tane harf eklenerek elde edilir. Ane, ecvef fiildir yani. Ane, avene kökünden. Vavi ecvef. Daha sonra istifal babına aktarılmış. İsta'vene olmuştur.
İşte nesta'in de muzari fiildir. Mütekellim kalıptır. Tıpkı na'budu ile aynı kalıp yani. Faili yine gizli zamir nahnu olur. Mef'ulü neymiş? İyyâkeymiş. Yalnızca senden nesta'in, yardım isteriz. Sin isteme manasına geliyor. Evet. Açıklamalar yaptığımı düşünüyorum. Hangi spor yapıyorsun demiş. Eyye riyâvatin. Eyye riyâvatin. Hangi sporu tumarisu sen yapıyorsun? Şimdi tumarisu, marese, yumarisu, tumarisu, faale, yufailu, mufaale. Mufaale babından muzari fiildir. Mufaale babı henüz işlenmemiş sülasi mezit bablardan bir tanesidir. Muzari fiildir. Ente gizli zamir burada faildir. Mef'ul nerede peki? Mef'ul zaten kurumuz olan şey. Yani mef'ul mukaddem burada. Eyce burada mef'ul oluyor. Fiilden önce gelmiştir. Aynı zamanda muzaftır. Riyabatin onun muzafın ileyhi olur. Hangi sporu yapıyorsun? Kim? Ente, sen. Merhaben, merhaba. Ene Meryemu, Meryemu. Tek ötreyle. Merhaba, ben Meryem. Ene ben, müderrabetun. Evet, ben de ilk defa okuduğumdan müderris bekliyordum. Meğer müderris değilmiş. Biraz yaklaştırayım. Müderrabetun. Ben müderrebim. Yani ne demek? Eğitmen demek. Derrabeden müderreb. Ene müptüde müderrabetun. Haber olur bu arada. Ben diyor eğitmenim. Kayak eğitmenim. Müderrabetü tezellüci. Tezellüci. Aleselci. Burada müderrab kelimesi eğitmen demek. Tezellüc kelimesi kayak demek. Selc kar demek. Yani kar üzerinde. Ale selci kar üzerinde kayma eğitmeniyim diyor. Tezellüc kelimesi tezellece babından mastar olarak değerlendirdik. Bu yüzden tezellüci diye okudum. Müderrab kelimesi aynı zamanda muzaf yani. Hem haber hem muzaftır. Müderrabetu tezellüci ale selci. Kar üzerinde kayak eğitmeniyim. Yani kayak eğitmeniyim demektir bu. Kar üzerinde kayak eğitmeni diye Türkçe'de söylemezsin. Ama selc kar demektir. Şuradaki manayı verin siz yine. Kayak eğitmeniyim. Ama incelemeye girersek tam olarak ene ben müderrabetu tezellüci ale selci. Kar üzerinde kayma eylemi var. Yani kayma eylemi var. Kayak eğitmeniyim. Mümarasetu hâzihir riyâvâti. Mümarase yapmak demek burada. Mümarasetu hâzihir riyâvâti. Şu sporu yapmak temnehukum. Size verir. Ne verirmiş? El hürriyete. Hürriyet verir. Yani özgürlük verir. Temnehu verir. Ne veriyor? Hiye. Hiye burada gizli zamir faidir. Hiye o verir. Yani o sporu, bahsi geçen kayak sporu verir. Kum size verir. Neyi veriyor? Verdiği şey nedir? El hürriyete. Özgürlük verir. Yani kum bir mef'uldür. El hürriyete başka bir mef'uldür. Leha o spor için vardır. Haber burası. Ne vardır? Faidetun. Fayda vardır. Faidetun müfrettir, fevaid cemidir, faydalar manasına gelir. Faydası vardır diyor. Leha burada haber neden müptedadan önce gelmiş? Yani mukaddem haber diye adlandırıyoruz bunu. Neden? Çünkü şibih cümledir. Car mecrur leha, lam harfi car ha mecrur olarak şibih cümle olduğundan haber müpteda faide nekredir. Dolayısıyla haberin öne geçmesi zorunlu idi, vaciptir hükmü. Leha faidetun. Leha yani ne demek? Leha onun için vardır. Kayak sporu için vardır. Faidetun fayda vardır. Ne için yani neye yönelik faydaları var? Li tedviri tena tevazuni. Li tedvir, tedvir geliştirmek demek. Tevazun denge demektir. Ve takviyetil izami. Takviye de güçlendirmek demek. İzam kemikler demek. Takviyetil izami kemikleri güçlendirmeye de faydası vardır. Li tedviri tevazuni dengeyi geliştirmeye de faydası vardır kayak sporunun.
Merhaben, merhaba. Ene Muhammedun, ben Muhammed'im. Aliyun, aynı zamanda Ali'yim. Yani ben Muhammed Ali. Muhammedun Aliyun, ben Muhammed Ali. Ene ben de müderrabul mülakemeti. Ben de boks eğitmeni. Müderrabe, eğitmen. El mülakeme ise boks manasına geliyor. Mümarasetu hâzihir riyâvati. Şu sporu yapmak ise diyor. Ceyyidetu li azalatil kalbi. Kalp adreleri için ceyyidedir. Yani güçlendirmektedir. Ceyyide güçlendirmek demek. Daha doğrusu ceyyide iyi demek yani. Mümarisetu hâzihi riyâbati. Şu spor yapmak ne bir? Mümarise burada hem müpteda hem de muzaftır. Ceyyidetun. Ceyyidetun iyidir. Evet. Ceyyidetun iyidir. Bu spor yapmak iyidir. İyi gelmektedir. Neye iyi geliyor? Li abalatil kalbi. Abalat adeleler demek. Adele, kas manasında. Cemidir bu da. Li avalatil kalbi, kalp adeleleri, kalp kasları için iyidir. Ve daha ne için iyidir? Takviyetil cismi, bedeni güçlendirmek için de iyidir. Onlara iyi gelmektedir. Eyye riyadatin yumarisu Muhammedun Aliyun. Muhammed Ali hangi sporu yapıyor? Hüve o, yani Muhammed Ali adlı şahıs. Yumarisu hüve. Yumarisu fiil. Maresi, yumarisi, muzarifi'l, gizli zamir hüve burada fail olur. O Muhammed Ali yapıyor. Ne yapıyor? El mülakemete, mülakeme yani boks yapıyor. Hüve, müpteda, yumarisi hüve. Şimdi yumarisi hüve derken söylediğim ikinci hüve gizli yani. Şuradaki hüveden bahsetmiyorum. Bu hüve müptedadır, bu bitti. Yumarisu'da bir de gizlenmiş hüve var. İşte yumarisu artı o gizli hüve birlikte fiil cümlesi olur değil mi? Fiil artı fail fiil cümlesidir. Fiil cümlesi olarak haberdir bu. Cümle olarak haberdir. Neyin haberi? Müptedanın. El mülakeme ise mefulü bihtir. Neyin mefulü? Fiilin. Ma nef'u hâzihir riyâllati. Bu sporun faydası nedir diyor. Ma nedir? Nef'u fayda demek. Hâzihir riyâllati. Hâzih şu, el riyâllat spor. Hadi riyalatu, şu spor yani boks sporu, şu derken bu derken spor, boks sporu kastediliyor. Ceyyidetun iyidir, iyi gelmektedir. Neye yönelik iyidir? Li abalatil kalbi, kalp adreleri, kalp kasları için iyidir. Ve takviyetil cismi ve bedeni güçlendirmek için de iyidir. Ege riyalatin, hangi sporu tumarisu yapıyor? Meryemu, Meryem. Hi o Meryem tumarisu, tumarisu yapıyor. Hiye o Meryem yapıyor. İkinci hiye gizli, yine müpteda haber söz konusu yukarıdaki gibi. Ne yapıyormuş? Ettezellüci. Ettezellüce daha doğrusu. Niye esrarlı okudum değil mi? Fetal okumam lazım. Meful çünkü. Ettezellüce aleselci. O kayak yapıyor. Şuradaki soru işareti gereksiz, yanlış konulmuş. O kayak yapıyor manasına geliyor. Ma faydetu hadihir riyabati. Bu sporun faydası nedir peki? Fark ediyorsunuz ma burada istifam nedir manasına gelir. Faydetu muzaftır burada. Yani muzaf olduğu için ne olur? İsmi işaret mecrur olur. Ama bu ismi işaret mebni olduğu için kendisinde cer alameti falan bulamazsın. Bu durumda kendi müşarun ileyhi de ismi işaretin irabını alacağından riyabati bunu estirle o yüzden okuyorum. Yani ismi işaretler konusunu azıcık hatırlarsanız oradan çıkartabilirsiniz. Leha onun için vardır. Yani o spor için ne vardır? Faidetun fayda vardır. Leha haber faidetun müpteda. Li tedviri tevazuni. Ve takviyetin izami. Dengeyi geliştirme ve kemikleri güçlendirmeye faydası vardır. Şimdi yine bir diyalog söz konusu. Semra var, Fatih var, Leyla var. Leyla'nın yanında bir başka insan yok galiba. Ha, Ahmet varmış galiba. Semra U, Semra adlı kadın diyor ki Eyye riyavatin, hangi sporu tumarisu ente, sen yapıyorsun. Ya Fatihu, Fatih, sen hangi spor yapıyorsun?
Fatihun. Fatih diyor ki ene ben umarisu yapıyorum. Ene mübteda umarisu artı gizli ene. Birlikte fiil cümlesi olup haber olur. Ben yapıyorum, ne yapıyorum? El mülakemete. Çok fazla şey yapıyor galiba. Mülakeme bokstu. Boks yapıyorum. El musari'atu güreş demek. El cerye yürüyüş demektir. Raf'al eskal halter. Et tezellüc ale selci kayak demektir. Riyadatul meşi meşi yürümek demek. Demek ki cerye koşuydu o zaman. Riyadatul meşi yürüme sporu. Tesellikul cibari dağ tırmanma sporu yapıyorum. Ahmedu eyye riyadatin tumarisine ya Leyla. Leyla sen hangi spor yapıyorsun diye soruyor. Ahmet'in sorusu bu. Leyla cevap verir. Ene el'abu ene. Kürate davileti. Masa tenisi. Kürate dairati. Kürate daireti voleybol. Kürate daireti voleybol ama eşatı iyiyeti. Plaj voleybolu. Kürate seleti basketbol. Kürate yedi el topu. El topu da ne? Yani handball. Tenisil erv tenis oyunu. Eşatranç satranç bildiğimiz oyun. Selim var, bir de Nebil varmış. Selim şöyle der. Eyye riyavatin tumarisu ya Nebil. Nebil hangi spor yapıyorsun? Nebil cevap verir. Ene umarisu riyavete şu. Ene ben umarisu yapıyorum. Ene yine var burada gizli zamir fail olarak. Riyavete ise mef'ul ve muzaf olarak değerlendirilmesi gerekir. Ona göre devam edilecek. Zaten birincisine bu yüzden esle verilmiş. El vesbi demiş. Diğerlerini vermemiş eserlerini ama diğerlerini sen anla diyor yani. El vesbi tavili uzun atlama demek. Tavil uzun demek zaten. Oradan çıkartılabilir. El kafzi bizaneti zıplamak demek. El saydi balıkçılık demek. Avcılık demek daha mantıklı. Balıkçılık diye bir spor yok herhalde. Atıcılık. El rimaye ise atıcılık manasında. Burası el sayda avcılık, el rimaye atıcılık. El rimaye tu atıcılık. El mübarazetu bis seyf. El seyf kılıç demek zaten. Eskrim oluyor. Eskrim sporu kılıçla yapılmakta. Zeynebu, Zeynep der ki eyye riyavatin tumarisine ya Nermin. Nermin hangi spor yapıyorsun? Nermin cevap verir. Ene ben erkebu el hayle. Erkebu biniyorum. Ene ben neye biniyorum? El hayle. Hayl adı verilen hayvana. El hayl at demek bu arada. Erkebu binerim. Ene ben el derracete bisiklete. Ene ben esbehu yüzerim. Ene ben emşi yürürüm. Ene ben erkulu rakibdan koşmak manasına gelir. Erkulu koşarım. Ene ben erfaul eskal halter kaldırırım. Kıraetun okuma parçası. El-el-a-bu oyunlar. Nasıl oyunlar? Olimpiyat oyunları. El-el-a-bul olimpiyat. Olimpiyat oyunları. Bede'et başladı. Ne? El-el-a-bu oyunlar. Öyle oyunlar ki el-olimpiyatu. Olimpiyat oyunları. El-el-a-bu mevsuf. El-ulimbiyetu. El-ulimbiyetu. Onun sıfatı. Olimpiyat ama olimpiyat demek yani. Bede'et diye fiilimiz başladı. Yani ne demek istiyorum? Müfret ve müennes fiilimiz. Neden böyle? El-el-a'bu müennes mi ki? Fiil müennes oldu. Burası fiil. El-el-a'bu fail ve mensuf. La'ibe. La'ibe kökünden. El-a'b cem-i mükesser gayrı akıldır değil mi? Cem-i mükesser gayrı akıl müfret müennes hükmündedir. Bundan ötürü fiilimiz de müfret ve müennes gelmiştir. Nitekim sıfatımız da müfret ve müennes geldi görüyorsunuz. Dil bilgisi yönüne bir kere daha değineyim.
Anlaşıldı, anlaşılmadı belli olmaz. Şimdi bedet, bde, yebe, bu kökündendir. Bde, yebe, bu. Yani ne oldu? Üçüncü bab oldu. Bde nasıl bir fiil? Sahih salim olarak düşünürsek sahihtir. Sahihin mehmuz kısmı değil mi? Bde hemze almıştır. Mehmuzun da kısımları var. Mehmuzu fa, mehmuzun ayn, mehmuzu lam, mehmuzu lamdır. Bde çünkü hemze sol tarafta. Sonuncu harf olarak yer almıştır. Bde, beda, bedu, bedet mazidir. Müfret müennes gaibedir. İşte neden müfret müennes olarak geldi? Müfret de neden neden müennes? Çünkü fail olan kelime gayri akıl bir cemidir. Dolayısıyla müfret müennes hükmündedir. Dolayısıyla fiilinin müfret müennes olarak gelmesi gerekir. El-a'bu faildir. Menfudur referameti zammedir. El-olimpiyyeti onun sıfatıdır. Nitekim müfret ve müennes olarak gelmiştir. Peki olimpiyatlar başladı. Olimpiyat oyunları Yunanistan'da M.Ö. başladı diyor. Olimpiyat oyunları başladı. Nerede? Ne zaman? Fi biladi Yunan. Yunan biladında, yani Yunanistan'da, Yunan ülkesinde. Kablel miladi, milattan önce başladı. Ennasu insanlar fil Yunani el kadimi, eski Yunan'da, aynen burada olduğu gibi eski Yunan'daki insanlar spor yaptılar diyecek. Mağarasu yaptılar. Mağarasa, mağarasa, mağarasu mazidir, cem müzekir gayiptir. Eski insanlar ne yaptılar? Er-yavate spor yaptılar. Vafail, elif elifi farika, er-yavate kerimesini fuldür mensurdur. Nasıl alameti? Fethadır. Ve rakeba, 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 rakevu, koştular. O insanlar yani. Vav yine fail, elif elifi farika. Ve sebehu, ve yüzdüler. Yine aynı kalıp bakın. Rakelu, sebehu, sara'u, sabegu. İşte maresu hep aynı kalıplar. Yani cemidir, müzekkedir, gayiptir. Hepsi mazi bunların. Sebehu yüzdüler ve sara'u ve güreş yaptılar. Ve sabeku ala zuhuril huyuli. Sabeku yarıştılar ala zuhuril huyuli. Haylun huyulun. Cemi mükesser bu da. Atlar manasına geliyor. Hayl müfret. Huyul atlar. Zahrun sırt, zuhur sırtlar. Bu da cemidir. At sırtında yarıştılar diye tercüme edilir ama aslında atların sırtlarında yarıştılar demektir. Sadece Türkçe'ye atların sırtlarında yarıştılar demek yakışmadığından at sırtında yarıştılar diyor. Yoksa zuhur cemidir yani. Bu da cemidir. İhtelefu. İhtelafı, ihtilafa düştüler yani tartıştılar, anlaşamadılar. Gerçi ihtelafı yazmıyor, ihtefelu yazıyor. Ben yanlış okudum. İhtefelu. İhtefelu kutladılar. Onlar kutladılar. Bihâbihil el-âbi. Şu oyunları merraten bir defa. Külle erba'i senevatin. Her 4 yılda bir defa bu oyunları kutladılar. Fi medineti Olimpiya, olimpiyat şehrinde. Medine şehir demek. Olimpiya şehrinde bu oyunlarla 4 yılda bir kutlama yaptılar. Ve semmu ve isim verdiler, isimlendirdiler ha onları. Bil el-a'bil olimpiyeti. El-a'bi mevsuf ya, mecrurdur burada. O zaman sıfatı da mecrur olacak. Bunlara ne isim verdiler? Olimpiyat oyunları ismini verdiler. Tehdifu hedefler, mumarasetu hadihil el-abi, şu oyunları yapmak neyi hedefler, yani maksat eğlence mi? İla terbiyeti ebdani şebabi, şebab gençler demek. Ebdan beden kelimesinin cemi mükesseridir. Terbiye etmek, düzenlemek, geliştirmek manasına gelir. Gençlerin bedenlerini terbiye etmeyi bu oyunlar hedefliyor, bu oyunları yapmak. Ve ukulihim, ve onların akıllarını terbiye etmek, geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu oyunlar gençlerin beden ve akıl eğitimini hedeflemektedir. Eğer burada terbiye, eğitim manasında. Mumarasetu yapmak demektir. Hadihiden abi, şu oyunlar yapmak, gerçekleştirmek. Tehdifi hedefliyor. Neyi hedefliyor? İla terbiyeti, geliştirmeyi, ebdani, bedenlerini, eşşebabi, gençlerin. Muzaf, muzafın ilih ayrı ayrı mana verilmez aslında. Yani terbiyeti
işte eğitimi, ebdan, bedenleri, şebabi, gençler, böyle mana olmaz. Gerçek mana şöyle verilir. Terbiyeti ebdani şebabi. Muzaf, muzaf ileyhi olduğu için tamlama ayrılmaz yani. Gençlerin bedenlerini geliştirmeyi hedefler. Eğitmeyi hedefler. Ve daha neyi? Ukulihim. Ve onların akıllarını geliştirmek, eğitmeyi hedefler. Ve min hadihil el'abi. İşte oyunlardandır. Ney? Sibakur rakli. Sibakur rakli koşu yarışı demek. Rakli koşu demek. Sibak yarışı. Koşu yarışı, koşma yarışı. El musara'a. Ve min hadil el'ab onlardandır. Ney? Sibakur rakli ve el musara'a tu ve güreş yapmak. Ve el mübarazetu ekstrem yapmak. Ve sibaku arabatil huyuli ve at arabası yarışı. Arabat, Türkçedeki araba kelimesi Arapçayla aynı, görüyorsunuz. Huyul atlar demek. At arabası yarışları da o oyunlardandır. Fi yevmina günümüzde vardır. Günümüzde birazcık aşağıya kaydıralım. Fi yevmina günümüzde evafu ekledik. İleyha o oyunlara neler ekledik? El'abel kürati. Küre oyunlar. Yani top oyunları. Küre top demek. Ve'l'abel sahati. Saha oyunları. Yani saha oyunları. Vel meydan. Ve meydan oyunları ekledik. El'abel sahati ve el meydani. Ve meydan oyunları onlara eklenmiştir. Ve tünazzamu düzenler. Nazzame yunazzimu tünazzimu tünazzamu meçhul fiil düzenlenir. Hadihil el'abu bu oyunlar külle erba'i senevatin her 4 yılda bir fi devletin muayyenetin belirli bir devlette. Devlet ve muayyen arasında 4 tane benzerlik var arkadaşlar. Dolayısıyla muayyenetin yani mecbur bu da. El ahlakul hasenetu güzel ahlak. İyi ahlak, güzel ahlak ve husnü siratu ve güzel davranış ve ademul gışşi gış yapılmaması adem olumsuzluktur ademul gışşi min şurutil müsabakati müsabaka şartlarındandır ne? Şike yapmamak yani değil mi? El gış şike demektir ademul gışşi şike yapmamak adem yapmamak demektir ademul gışşi şike yapmamak nedir bunlar? Güzel ahlaklı olmak, iyi davranış ve şike yapmamak neydendir? Min şurutil müsabakati. Müsabaka şartlarından, koşullarındandır diyor. Şe'ara yeş'uru birinci baptan muzarifin. Yeş'uru hisseder. El faizu kazanan. Fi hadihil el'abi. Şu oyunlarda kazanan hisseder. Bil i'tizazi li vatanihi ve şe'bihi. Bil evet yeşur hisseder el faizu kazanan fi hadiden abi şu oyunlarda kazanan bil i'tizazi gurur duyar ne için li vatanihi vatanı için ve şa'bihi ve halkı için onların adına gurur duyar necahul faizi kazanmanın başarısı necah başarı faiz kazanmak demek. Kazanmanın başarısı. Hüve o nedir? Necah bir başarıdır. Li vatanihi vatanı için ve şa'bihi ve milleti için, halkı için bir başarıdır. La şekke şüphe yoktur bunda. Kazananın başarısı kuşkusuz ülkesinin ve halkının başarısıdır. Bunda bir şüphe yoktur diyor. Ardından kaynak diyor. Kaynak işte Abib el-Vali, Vaili ve Kıratun Arabiye. Alındığı kitap burada arkadaşlar verilmiş. Nereden alıntı? Kendileri oturup yazmamışlar yani. Alıştırmalara geldi. Tedribatu. Aşağıdaki boşluklarda yer alan fiilleri emre gayet formuna çeviriniz. Mesela celese, ketebe, şeribe. Bunu yine yapılmışından yapalım. Alıştırmalar 1. Ettullabu liyecli sufi saffel ane. Şimdi ettullabu kelimesiyle bağlantı olarak çevrilecek. Celese muzarisi nedir? Yecili su. Yecili su.
celese yecilisu muzari. Tamam. Emri gayet nasıl yaparsın? Başına lam eklersin. Sonra cezme dersin. Li yecilis. Şöyle bir yazsam daha iyi olur galiba. Mazisini vermiş zaten. Demiş ki celese. Ama muzarisini vermemiş. Sizin bildiğinizi varsayıyor. Celese. Muzarisi nedir? Yecilisu. Yecilis. Buradaki püf nokta yani aynen fiilin harekesi. Yoksa muzari nasıl yapılır? Başına ya eklersin. İlk harfinden sonra cezim dersin. Yeclesu mu, yeclisu mu, yeclusu mu? Olay bu yani. Aynen fiilin harekesi problem. Yoksa muzari'nin başı tabii ki ye koyarsın. İkinci harfi cezim dersin. Elde edersin. Yeclisu, celese, yeclisu. Ama olay şu. Emri gayet yapacaksan ne yapman lazım? Buna artı başına bir de li eklemen gerekir. Yani mazinin muzarisini bulacaksın. Birinci adım. Buldum. İkinci adım ne? Başına li ekleyeceksin. Üçüncü adım nedir? Üçüncü adım muzarinin sonunu cezmedeceksin. Sonuç olarak ne elde etmiş olursun? Li yeclis elde edilmiş olur. Li yeclis elde ediliyor. Ama bu bu şekilde elde ediliyor. Bu gayet kolay. Zor bir şey değil. Bunu zaten biliyor olmanız lazım. Artı bir de bu soru söz konusu. Şimdi Abdullah'ı bu kelimesine uydurman lazım yani. Abdullah nedir? Cemi ve müzekkerdir. Öyleyse senin bu şekilde emri gaybi bulman da yetmez. Bunu cemi ve müzekkerin çekimini yapabilmen lazım. Liyeclis, liyeclisa, liyeclisu. Evet. Cevapta neden liyeclisu gelmiş? Çünkü kelime cemidir. Ve müzekkerdir. Bu yüzden cemi müzekker kalıbı tercih edilmiştir. Gerekçesi bu yani. Ettullab öğrenciler liyeclisu onlar otursunlar. Fissafi sınıfta elane şu anda. Ettalibatu mesela bakın bu da güzel bir örnek oldu. Şimdi ettalibatu cemi müennes salimdir. Öyleyse evvela bunun emri gaybini bulacaksın. Ardından cemi müennes kalıbına çekimini yapabilmen gerekecek. Ketebe fiilimiz. Muzarisinin yektubu olduğunu biliyorsunuz zaten. Ve şöyle yok sayalım. Yektubu. Nasıl emre gayb yaparsan li ekleyeceksin. Li yek tubu olur değil mi? Li artı yek tubu. Sonunu cezmettim. Bitti. Ola gerçekten bittim ama. Li yek tubu. Evet emre gayb elde ettin. Ama noktalı yerin sağ tarafındaki kelimeyi de uydurman gerekecek. O kelime neydi? Cemi ve müennes. O zaman bunu çekimini yapıp cemi müennes kalıbını bulman lazım. Liyektubu, liyektuba, liyektubu, litektub, litektuba, liyektubu ne? Ettiflu nedir? Müfrettir, müzekkerdir. O zaman şeribeyi müfret, müzekker emri gaybi sana lazım. Yani bizzat ilk elde ettiğin şey. O da neymiş? Liyeşrabı şeklinde gelir. El mühendisani tesniye olduğundan arkadaşlar. Bunun da tesniyesi lazım sana. Ve tesniye müzekker değil mi? Elif'in sağında T yok demek ki. O zaman vehebeyi emre gayip yapacaksın. Tesniye ve müzekker yapacaksın ardından. Et-tabibu 5.'ye baktığında et-tabibu müfret ve müzekkerdir. O zaman şerahenin de müfret ve müzekker formunda emri gaybi bize lazımdır. Aynısı burada da geçerli. Yani burada nehi gayip yap demiş ama yine noktalı yerin sağına bakacaksın. Müfret mi, tesniye mi, cemi mi, müzekker mi, müennes mi? İşte parantez arasındaki kelimeyi o özelliklere uygun biçimde çevirmemiz gerekiyor. El merilu la ye'kul demiş mesela. El merilu müfret ve müzekker olduğundan la ye'kul de müfret ve müzekker olarak gelmiştir. El bintu müfret ve müennes olduğundan la teftah de nedir? Müfret ve müennestir. Müennesli olduğunu nereden anladın? Başındaki T'den anladım. Eğer racülü müfret müzekker o zaman la yamel de müfret müzekker. Elet falu cemi ve müzekkerdir. Bu yüzden la yel'abu cemi ve müzekkerdir. Eğer ricalü de cemi ve müzekker. Bu yüzden la yenzilü de cemi ve müzekker olarak gelmiştir. Gerekçesini bilmemiz çok önemli. Derese fiili birinci kalıptandır. Yani yedi rusu diye muzaresi gelir. Emri gaybin çekimini yap. Yedi rusu geliyorsa li yedrus olur. Çekimini yaparsın. Liyedrus, liyedrusa, liyedrusu, litedrus, litedrusa, liyedrus ne diye gelir. Ardından
Nezele'den aynı şekilde bahsedilmiş. İkinci kalıptandır. Yen zilu diye gelir. La yen zil, la yen zila, la yen zilu, la ten zil, la ten zila, la yen zilne. Gayib ediyor bakın. Yani müennes için burası kullanılır. Alt tarafı gayip diyor. Yani müzekir için üst tarafı kullanılır. Müennes ile müzekir arasındaki fark ne? Biri yen zil, biri ten zil. Biri yen zila, öbürü ten zila. Y, T farkı var. Cemiye geldiğinde yen zilu, yen zil ne? Sonunda nun var. Bu tür farklılıklar dikkatinizi çekmeli. Önce bir soruyu görelim. Aşağıdaki cümlelerde fiili bitişik nesne zamirlerini ayrık nesne zamiri olarak cümle başında kullanınız ve cümlenin önceki hali ile son hali arasındaki anlam değişimini de belirtin. Se'eltuhu el'afve. Mesela ne yapıyor burada? Se'eltuhu el'afve. Evet, hu zamirini değiştirip yahu yapıyorsun. Hu zamirini neye dönüştürüyoruz? Bitişik nesne zamiri olan hu'dur burada. Onu değiştir, ne yap onu? Onu diyor ki ayrık nesne zamiri olarak kullan. Bitişik nesne zamirini ayrık nesne zamiri haline dönüştür diyor. Se'eltuhu el'afve. Ondan bağışlanma diledim. Se'eltuhu el'afve. Se'ele arkadaşlar. Se'ele. Mehmuzul ayn. Se'ele sormak ve istemek manalarına gelebilen bir fiildir. Burada dilemek manasında. Ben size yukarıda bu metinde geçti hatırlıyorsunuz. Sorma manasında affı ondan sordum, ona affı sordum diye söylemiştim. Oysa ondan aff istediğim manası verilmiş burada. Siz de onu düzeltirseniz. Se'elefi, tu, fail, hu, birinci mef'ul, el'af ve ikinci mef'ul. Ondan bağışlanma diledim. Şimdi hu burada görüyorsunuz bitişik bir zamirdir. Bitişik nesne zamiri. Bu bitişik nesne zamirini mufasıl yani ayrık olarak yazmak gerekirse İyyahu diye yazarsın. Neden? Çünkü hu müfrettir ve müzekkerdir. İyyahu da müfret ve müzekkerdir. Gaiptir. Gaiptir. O uyumu yakalamak gerekiyor. Ondan bağışlanma diledim. Şimdi İyyahu se'eltu el'affe. Yalnız ondan bağışlanma diledim. Başka birilerinden daha bağışlanma diledim mi? Hayır. Yalnızca ondan. Sadece ondan manası veriliyor. Neden? Çünkü mef'ul olan zamirimiz fiilden önce gelmiştir. Se'ele fiil, tu fa'il, el'affe bir mef'ul evet ama yahu ondan öne geçmiş. Fiilden önce gelen bir mef'ul olduğundan yalnız manası verilmiştir. Emnehu ki caizeten. Sana ödül veriyorum. Emnehu ben veriyorum. Ene gizli zamir faildir. Ki sana bir kadına hitaben. Sana veriyorum. Ne veriyorum? Caizeten bir ödül veriyorum. Sana ödül veriyorum değil, sana bir ödül veriyorum. Herhangi bir ödül veriyorum. Şimdi emnehu fiil, ene gizli zamir fail dedik. Ki birinci meful, bitişik görüyorsunuz. Bitişik nesne zamiri. Caizeten ikinci mefulümüzdür. Şimdi ki zamirini uygun olarak yazmak gerekirse iyya ki, yani iyya artı ki, iyya artı hu. Çünkü hu idi bu zaten, hu diye geldi. Bu da ki idi. İyya artı ki diye gelecek. Burada dalebeyni ya kullanılmış. O zaman iyya artı ye kullanılır. Yani ne yaparsan yap. İyya artı şu. İyya artı bu şeklinde geliyor. Sana ödül veriyorum. Yalnız sana ödül veriyorum. Mef'ul fiilden önce geldiği için yalnızca sadece manalarının verileceğini söylemiştik arkadaşlar. 3'e baktığımızda talebeni el-amidu li ziyaratil mescidi. Camiyi ziyaret etmek için dekan beni istedi. Talebe, talep etti, istedi. Ni beni, nun, nunu, vikayi adını almaktadır. Fiilin bir parçası değil, zamirin bir parçası değil. Nunu, vikaye, koruma nunu deniyor Türkçe olarak. Arapçası nunu vikayedir. Ya ise mütekellim yası, buradan mef'uldür. Beni istedi. Kimi? Beni. Kim istedi? El-amidu. Dekan. Burası faildir. Mef'ul raf alameti zamme. Peki niye istedi? Sebep bildirecek şimdi. Li ziyaratil mescidi. Cami ziyaret etmek için. Cami ziyaret için de diyebilirsin. Şimdi buradaki zamir olan ya'yı başa alacak. Nasıl alırsın? Madem ki ya bu. İyya artı
Ya İyyâye talebe el amidu dekan yalnızca beni istedi. Camiyi ziyaret etmek için dekan sadece beni, yalnızca beni istedi. İyyâye mef'uldür, talebi fiildir. Fiilden önce geldiği için yalnızca sadece manası verileceğini defalarca söyledik zaten. Şekara teşekkür etti na bize. Kim teşekkür etti? El veziru bakan. Ne zaman? Esna'e hıtabihi konuşması esnasında, konuşma sırasında bize teşekkür etti. Kim? Bakan etmiş. Şekara fiil. Na burada arkadaşlar mef'uldür, bize etti. Şeker na olsaydı, yani şurada na zamirinden hemen önceki harf, yani burada ra oluyor bu. Ra olur, başka harf olur, bunun bir önemi yok. Önemli olan na zamirinden önceki harf, yani sağındaki harfin sakin mi harekeli mi olduğudur. Bu da emri hazır, bunun dışında yani. Şekerana, bir de şekerna var. Şekerna olsaydı, yani ra cezimli olsaydı, na burada arkadaşlar fail olurdu. Ama ra, yani na'nın bir sağı harekeli olduğundan na mef'uldür. Tekrar edelim. Na zamiri bir fiili bitişik yazdırırsa, bu fiil emri hazır dışında, ama konumuz emri hazır değil yani. Na zamiriyle bir fiil bitişik yazılırsa, na zamirinin sağı burada olduğu gibi harekeli olursa na mef'uldür. Na'nın sağı cezimli olsaydı, örnek şeker na gibi olsaydı, na bu durumda fail olacaktı. Tamam, demek ki mef'ulmüş. El veziru faildir. Esna'e diğer mef'ulümüzdür. Zaman bildiriyor çünkü. Mef'ulü fih diyebilirsin. Aynı zamanda muzaftır. Hıtabi onur muzaftır ileyhi. Hıtab aynı zamanda muzaftır. Hi de onur muzaftır ileyhi. Bakan konuşması sırasında bize teşekkür etti. Şimdi na kullanılmış değil mi mef'ul olarak? O zaman iyya artı na olacak. İyya na yalnızca bize şekara teşekkür etti. El veziru esna'e hıtabi. Medeha hunne, medeha med etti hunne, o kadınları. Kim? El müdiru, müdür. Emame talebeti vel muallimine, öğrenci ve öğretmenlerin önünde. Emame önünde. Et talebeti öğrenci demek, öğrenciler demek. El muallimine öğretmenler demek. Öğretmenler ve öğrenciler önünde müdür onları övdü. Medaha fiilimiz. Hunne mef'uldür burada. Hunne mef'ul. Hunne madem mef'ul, ne yapacaksın? İyya artı hunne. İyya hunne. Sadece. Anlaşıldığını düşünüyorum. İyya artı her neyse o. Yani çıkabilir, diyebilir ki medaha hunne el müdiru emame talebeti vel muallimine. Burada işte nedir? Muttasıl olan, bitişik olan nesne zamirini açık olarak, yani munfasıl olarak yazmak gerekirse aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru yazılmıştır? Sen bakacaksın, hunne var değil mi? İyya artı hunne olacak. Yani hunne varken gidip İyya ki'yi seçemezsin. İyya ki seçemezsin. Hunne ise munfasıl da olsa hunne yine olacak yani. Na ise mufasıl da olsa iyya artı na şeklinde yine olacak. Bu şekilde. Arapça çeviriniz demiş. İyyâke arafe ettiflu, çocuk yalnız seni tanıdı. Sadece arafe olsa arafe tanıdı, ettiflu çocuk. Ama iyyâke ne var? Baş tarafta var. İyyâke yalnızca sadece seni arafe tanıdı, ettiflu çocuk. İyyâke meful bihtir arkadaşlar. Munfasıl mensup zamirdir. A'rafe mazi fiilimiz. Ettiflu faildir. Mef'uldur, raf alameti zammedir. Liyedheb gitsin. Emri gayb bu. Kim gitsin? Hüve o kişi, Ali Veli yani. Nereye gitsin? İdel beyti, eve gitsin. Ne zaman? Mübekkiran, erken gitsin. Liyabudu. Li yel'abu, li yel'abu diyorum, li yel'abu, la'ibe yel'abu kökünden, li yel'abu onlar oynasın, me küratel kademi me'i benimle beraber futbol oynasınlar.
Baştaki lam emir lamı. Yel'abu la'ibe yel'abu muzari fiildi. Aslında yel'abu yel'abani yel'abune yektubu yektubani yektubune. Bunun gibi yani sonunun olmalıydı. Baştaki lam ne yaptı? Bu muzari fiili cezmetti. Cezme alameti olarak sondaki onun harfi düştü. Vaffail elif elifi farika. Liyebhep diyse cezme alameti sükundur. Neden? Müfret çünkü. Burası Cem Zeker olduğundan cezme alameti nedir? Nunun düşmesidir. Gelip şuradaki bağdaki gibi bir yuvarlak işaret burada aramayacaksın. Çünkü cemilerde cezme alameti başka, müfretlerde başkadır. Kürate mef'ul ve muzaftır. El kademi muzafun leyh. Ma'a burada var. Ma'a hem zarf hem muzaftır. Ma'i ya ise mütekellim yası benim manasına geliyor. La yahrucuna o kadınlar, yani o kızlar için demiş zaten görüyorsun. O kadınlar, o kızlar çıkmasınlar. Ne var burada? Yasaklama var değil mi? Kimi yasaklıyor? Gayip olanı. Çıkmasınlar. Onlar yani siz çıkmayın demiyor. Öyleyse nehi gayiptir bu. Onlar çıkmasınlar. İlel harici dışarıya leylen geceleyin. Liyasil esiyarata el yevme. Bugün arabayı yıkasın. Liyasil yıkasın. Kim? Hüve o Ali. Liyasil emri gayiptir. Lam emir damı. Cezm alameti sondaki sükundur. Gasile yasilu gasile yasilu muzari fiil yasil olmuş. Hüve gizli zamir faildir. Esiyarate mef'uldür mensuptur. Nasıl alameti fethadır. El yevme zarftır. La yesbah yüzmesin kim? Hüve o. Nehy ediyor. Yasaklıyor. Nehy-i gaib. Karşısında bulunmayan kişiyi nehy ediyor. O var ya, o yüzmesin. Fil bahri denizde zuhran öğlen öğle vaktinde yüzmesin. La yeşrabu içmesinler yine yasaklıyor. Kimi? Karşısında olmayan. Nehi gayet. Ne içmesinler? Ma'en su. Öyle su ki bariden soğuk su. Ma'en ile bariden arasında ne olur? Soru. Ba'de mümarasiti riyavati spor yaptıktan sonra. Mümarası yapmak riyavla spor. Ba'de sonra. Spor yaptıktan sonra soğuk su içmesinler. İyyâkum se'ele el muallimu es su'ale. Öğretmen soruyu sadece sizlere sordu. İyyâkum yalnızca sizlere, size se'ele sordu. El muallimu öğretmen yalnızca size sordu. Neyi? Es su'ale soruyu. İyyâke ra'aytu fil ka'ati. Salonda yalnız seni gördüm. İyyâke yalnızca seni. Ra'aytu ben gördüm. Fil ka'ati salonda. La yavhaku gülmesinler alel etfali fil havaneti. La yavhaku gülmesinler alel etfali. Çocuklara gülmesinler. Fil havaneti. Kreşteki çocuklara gülmesinler. Aşağıdaki Arapça cümleleri Türkçe'ye çevirin. Bu sefer testten bir soru. La yekul şey'en fil leyli. La yekul yemesin. Yeme değil bak. Yemesin. Yeme başka. Yemesin başka. Yeme dese sen yeme. Yemesin derse o yemesin. Yeme nedir? Nehy hazır. Karşındaki kişiyi yasaklamaktır. Ama yemesin karşında olmayan üçüncü şahsı yasaklamaktır. La yekul hüve. Hüve gizli zamir. Burada fail olur. Şeyen ise mefur olur. La yekul yemesin. Hüve o kişi şeyen herhangi bir şey yemesin. Fil leyli. Geceleyin. La görüyorsunuz cezmetmiştir. Nehilası cezmeder. Muzari fiil ekele ye'kulu buradaki. Ekele ye'kulu. Ye'kul cezme alameti sükun. Liyarci' dönsün men o kimse ki min seferi yanlış okudum. Liyarci' dönsün min seferihi seferinden yolculuğundan mübekkiran erken dönsün. Liyarci' nedir? Emri gaiptir. Hüve gizli zamir faildir. Min haficer seferi mecruru. Sefer aynı zamanda muzaf. Hi de onu muzafın ileyh olmaktadır. Üçüncüsü. La yetruk vacibehu. Ödevini bırakmasın, terk etmesin. La yetruk terk etmesin. Hüve o kişi. Hüve burada fail.
Neyi terk etmesin? Vacibehu, ödevini, görevini. Vacibe, mef'uldür, mensuptur, nasıl alameti fethadır. Hu, muzafun ileyhtir. Liya'melu bi ciddin, ciddiyetle çalışsınlar. Liya'melu, amele, amel kökünden geliyor. Amele, ya'melu. Liya'melu, aslında ya'melu ne? Sonunda nun vardı biliyorsunuz. Ama başta lam olduğu için cezme alameti olarak sondaki nunu düşürmüştür. Sorabilir mesela. Liya'melu bi ciddin. Buradaki cezme alameti nedir? Emir lamı cezmederdi ama sonunda sükun yok. Neden yok? Böyle sorulabilir. Ne diyeceksin? Buradaki muzarifi cimidir. Cimi müzekkerdir. Cimi müzekkerler de cezme alameti sükun değildir. Nun harfinin silinmesidir diye cevap vermeniz gerekir. Vav o durumda fail olur. Elif, elifi farkadır. Ba harfi cerdir. Ciddin onun mecruru. Cer alameti baldaki esre. Temin almış çünkü nekre artı muzaf değil. Ciddiyetle çalışsınlar demiş. 5. O kızlar derslerinde başarılı olsunlar. Liyencehne. Liyencehne. O kızlar başarsın, başarılı olsunlar. Hangi konuda? Fi durusihinne, dersleri konusunda. La yel'aba el kürate. O ikisi eril için değil mi? La yel'aba, la yel'abe ta değil yani. Eliften önce te olsa müennes olurdu. Demek ki bu nedir? Müzekkerdir. La yel'aba, o ikisi oynamasın. Ne oynamasın? El kürate, top oynamasın. Cezme alameti ne? Tesniye nunun düşmüş olması. İsimlerin tesniyesiyle fiil-i muzahirenin tesniyesini karıştırmayalım yani. İsimlerin tesniyesi nun ne zaman düşer? O muzaf olduğunda düşer. Fiil-i muzahirenin sonundaki nun ne zaman düşer? Cezm olduğunda veya nasb olduğunda düşer. Raf halindeyken vardır. Litersum levhaten, bir tablo çizsin. Litersum çizsin levhaten, bir levha çizsin. Kim? O kişi çizsin. Çizsin o kişi. Demek nedir bu? Gayb, gaybe. Yani litersum hiye. Hiye burada gizli zamir fail olur. Bu defa hüve değil. La yekdibu alel muallimi. Öğretmene yalan söylemesinler. La yekdibu. Aslında nedir? Yekdibune. La geldi. Cezmetti. Cezme alameti sondaki nunun düşmesi. Neden? Çünkü cemidir. Cemil zikreden nunun düşmesi cezme alametidir. Başka tesnelerde, başka müfettmenes muhatabada nunun düşmesi. Bu saydığım 3 noktada nunun düşmesi cezme alametidir. Alel muallimi. Ala harficar çünkü. Tamam. 9. Liteskun ma'ana. O kız bizimle otursun diyor. Liteskun otursun. Kim? O kız otursun. Kiminle beraber? Ma'ana. Bizimle beraber otursun diyor. Liteskun fail ney? Faili hiye olur. O. Hüve değil bir defa. Liyesma' dinlesin hüve o erkek kişi kelamel üstazi, öğretmenin sözünü dinlesin. Kelam burada hem ne olur? Mef'uldür hem muzaftır. Sonuncu sorulara geldik. Hangisi bir spor ismi değildir? A. Kuratul kademi, futbol topu, futbol oyunu. Kuratul yedi, handball olsa gerek. Kuratul seleti, basketbol, tenis, tenis. Numaralı riyalatı, spor yapmak demek. Spor yapmak. Spor yapmak bir spor ismi değildir. Demek ki E şıkkı. 6. Bir Türkçe çeviri verilmiş. Hangisi Arapçasıdır diye soruluyor. Doktor hastanede yalnız seni muayene etti. Yalnız dediğine göre zamir bir defa fiilden önce gelmeli. Bakıyorum her birinde fiilden önce gelmiş. Ama seni demiş. Yani nedir bu? Sen olması gerekir. Örneğin iye artı k olur. Başka hiçbir olamaz. Demek ki aşık. Mesela iye artı kum olur mu? Kum siz demek. Çoğul. İye ne olabilir mi? Na biz demek. Hu o demek. Huma o ikisi demek. Burada sen demiş. Öyleyse aşıkı olmak zorunda. İye ki yalnızca seni fahasa muayene etti. Et tabibu doktor fil müsteşfa hastanede. 2. Emri gayb ile ilgili olarak aşağıda kadın hangisi yanlıştır? Üçüncü şahıslara dönük emir gibidir. Doğru. Anlam olarak olumsuzdur. Yanlış.
Ha neydi çünkü? Yatsın, gitsin, gelsin gibi şey. Bu şekildeydi. Olumludur yani. Demek yanlış olan B'dir. 7. Hangisi olimpiyatlarda yapılan bir spor değildir? A şıkkı el mübarazetü ekstrem dediğimiz spor. B'ye baktığımızda el kafsu alel habli ip üzerinde atlamak. El musara güreş. Sibakun rakbi koşu. El abul küre futbol oyunu. İp atlamak yoktur arkadaşlar. B şıkkı. 3. Liyek tub ifadesinin başında bulunan lamun ismi nedir? Lamun naf, evet lamun emirdir. B şıkkı. 8'e bakalım. Arapça bir cümle verilip Türkçesi istenmiş. Öğlen bahçede oturmasın, evde otursun. Gündüz evde oturma, bahçede otur. Bak, oturma ikinci şahıs. Oturmasın üçüncü şahıs. Evde oturmak için bahçede oturmuyor kim? O. Oturmasın, otursun kim? O. Otursun, oturmasın kim? O. Doğru şık hangisidir? D'dir. Gündüz evde oturmasın, bahçede otursun kim? O. La yeclis, oturmasın kim? Hüve, o kişi oturmasın. Nerede? Fil beyt, evde. Ne zaman? Fil nehar, gündüz. Li yeclis hüve, o kişi otursun. Fil hadikati, bahçede. D şıkkı doğru. Mesela neden E değil? Gündüz evde otursun diyor kim? İkinci şahıs bu. C şık oturmak için bahçede oturmuyor. Yani oturmuyor nereden çıktı? Olumsuz bir şey mi var? Öyle bir şey söz konusu değil. Oturmak için diyor. Gerekçe bildirmiş. İçin manasında bir kelime yok. Gündüz evde oturma. İkinci şahıs sen yani. Otursun, oturmasın. Otursun, oturmasın. Öğlen bahçede oturmasın. Evde otursun diyor. Ev yok burada. El hadiga. Bahçede otursun var. Manalarla ikinci şahıs, üçüncü şahıs bunlarla alakalı idi. 4. Emir çekiminde hangisi emri gayb formundadır? La teclis olmaz. Hangisi olur? Li tezheb olur. Çünkü emri gayb arkadaşlar, emri gaybin başında li olmak zorunda. Li tek C de var. Başka birinde var mı? Yok. 9. Arapça Türkçe yine. Belet el-a'abu olimpiyat fi biladi Yunan. Bu zaten parçada geçen bir cümle. Olimpiyat oyunları bu yıl Yunanistan'da başladı. Yıl nerede var? Yıl yok. Olimpiyatlar erken başladı. Erken manasında bir kelime yok. Olimpiyat oyunları Yunanistan'da başladı. Olabilir. Olimpiyat oyunları Yunan ülkesinden yayıldı diyor. Burada başladı var, yayılma yok. Köylerinde doğdu var, doğdu yok, başladı var. Doğru şık C'dir. Olimpiyat oyunları Yunanistan'da başladı. Bedet başladı. El-a'abul olimpiyetu. Olimpiyat oyunları başladı. Fi biladil Yunani. Yunanistan'da. Yunan beldesinde, ülkesinde başladı. C şıkkı doğru. 5 ve 10'da sıra. Kabile fiilinin hunne zamiri için nehye gaibidir. Hangisi? Hunne nedir? Cemi müennes gaibdir. Cemi müennes gaibedir. Cemi müennes gaibe kalıbı. Nasıl yazılır? Şimdi sırayla baktığımızda arkadaşlar, bir defa cemi müennes kalıbı nasıl yazılır? Daima fetalanun sağ cezimli yazılır. D'de ve B'de olduğu gibi. E'de olduğu gibi olabilir mi? Olamaz. C'de olur mu? Olamaz. A'da olamaz. Bunlarda neden olmaz? Çünkü cem-i müennes nunu hiçbir zaman düşmez demiştik. Hatırlarsınız. Daima vardır. İşte cem-i müennes nunu burada B'de ve D'de var. Burada gaip demiş. Gaip dediği için ilk harfi Y olacak. T olamaz. T olursa çünkü muhataba olmuş olur. Muhatabanın cem-i müennesi olur. Sense nehi gayb, gayb ikinci şahıs demek zaten. Pardon, üçüncü şahıs demek. Üçüncü şahıs demek. T olursa başta ikinci şahıs olur, Y olursa üçüncü olur. Bu yüzden D şıkkıdır. Zaten fiil çekimi biraz yapmış olursanız bunu anlamak çok daha kolay olacaktır. Fiil çekimine çalışmanız son derece önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi mensup munfasıl zamirlerden birisi değildir? Hem mensup hem de munfasıl olan zamirlerden değil. İyye artı ha var. İyye artı m var mı? Yok. İyye artı hum var ama. İyye artı k var. İyye artı kum var. İyye artı mim harfi yok. Böyle bir zamir görmedik. Yukarıda tablo mevcut.
gidip bakarsak olmadığını görürüz. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Şimdi emri gayip olsun, nehi gayip olsun, emri hazır, nehi hazır. Bununla ilgili verilen çekim tabloları vardı, çeşitli fiiller vardı. Çekimleri kesinlikle çalışın arkadaşlar. Hatta o çekimleri yaptıktan sonra ilave fiillerle de çalışabilirsiniz. İlave fiil olsa da çalışsak diyenler için dehale mazi, yedhulu muzari, duhul mastar gelir. Manası girmektir. Nezele yenzilu, nezele mazi, yenzilu muzari, nuzul mastarıdır. İnmek manasına gelir. Hacera yahcuru, hacara mazi, yahcuru muzari. Maziler sol tarafta, muzariler ortada, mastarlar en sağda yer alıyor. Bazı kelimelerin birden fazla mastarı olabilir. Mastarlar şu an için sizin konunuz değil zaten. Mazi muzari bilerek emri gaybe dönüştürün, nehi gaybe dönüştürün, çekim çalışın farklı fiillerden. Ne kadar çalışırsanız farklı fiilden o kadar çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Arefe ya'rifu, feriha yefrahu gibi değişik fiiller olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan çalışmanız sizin için faydalı olabilir diyerek üniteyi tamamlıyorum.